Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Tişört sorunu. Caillou'nun annesinin öğlen halletmesi gereken işler olduğu için büyük annesiyle kalıyordu. Büyük annene sürpriz yapmaya hazır mısın Caillou? Caillou, en sevdiğim misafirim. Ama bu kadar sıcak bir günde neden ceket giydin? Bak büyük anne. Caillou sana yeni tişörtünü göstermek istedi. Beğendin mi? Çok güzelmiş. Mavi sana çok yakışıyor. Ben artık gitsem iyi olacak. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Bak bir de Cebi var burada. Evet çok güzel. Neden içeri girip yeni tişörtünü küçük bir şeyle atıştırarak kutlamıyoruz tatlım? Tamam. Biz bir dükkana gittik. Bunu kendim için seçtim. Çok yüksek bir raftan hem de. Oh. Olamaz. Sorun değil Caillou. Sadece bir kazaydı. Büyük anne, tişörtüme bak. Biraz leke çıkartıcıyla bunu temizleriz. Hadi deneyelim. Ama önce gidip sana giyecek başka bir şeyler bulalım. Çok komik görünüyorum. Sana biraz büyük geliyor. Ama büyük babanın gömleğiyle çok yakışıklı görünüyorsun. Hadi gidip lekeyi çıkarmaya çalışalım. Ben yapmak istiyorum. Üzgünüm Caillou. Elimden gelen her şeyi denedim ama leke bir türlü çıkmıyor. Caillou üzülmüştü. Tişörtü lekeli olduğu için artık onu giymek istemiyordu. Meyve suyunu sevmiyorum ben. Al bakalım onu çöp kutusuna atalım. Bir fikrim var. Tişörtünü çok özel bir şeye dönüştürebiliriz Caillou. Tek yapmamız gereken daha çok leke eklemek. Daha çok mu? Caillou büyük annesinin ne söylemeye çalıştığını anlayamamıştı. Ondan sonra da bu şekilde düğümler atınca çok güzel desenler ortaya çıkacak. Güzel desen mi? Aha, bana tişörtünü ver bakalım. Şimdi onu üzüm suyuyla boyayalım. Neden içine koymuyorsun? Kuruduğunda tekrar giyebilirsin. Bu sefer çok özel tişörtünü annene sürpriz yaparsın. Ama çok güzel görünmüyor büyük anne. Caillou tişörtünün çok garip gözüktüğünü düşünüyordu. Eski tişörtüne yeniden sahip olmayı çok isterdi. Caillou, annen geldi. Buradayım. Caillou, tişörtün. Üstüne meyve suyu döktüm. Ben ve büyük annem onu dönüştürdük. Bak şimdi çok daha özel. Gerçekten de öyle. Hayatımda gördüğüm en renkli tişört bu. Bu tişörtten sadece bir tane var. Senden başka kimse de olmayacak. Caillou tişörtünün öncekinden bile daha güzel olduğunu düşünüyordu. Eve gidip onu babasına ve Rosie'ye göstermeyi dört gözle bekliyordu. Yardım eli. Caillou günü büyük annesiyle geçiriyordu. Çok mutluydu çünkü büyük annesi Caillou'nun en sevdiği köpek Rover'a göz kulak oluyordu. Hadi Rover, yakala. Caillou, bunu piknik sepetine koymamda yardımcı olur musun? Piknik yapmaya mı gidiyoruz büyük anne? Hayır, ama dışarı çıkıyoruz. Benimle birkaç arkadaşımı ziyaret etmek ister misin hayatım? Peki Rover'ı da götürebilir miyiz? Götürebiliriz. Arkadaşlarım Rover'ı çok severler. Seni göreceklerine de mutlu olacaklar. Onlara sürekli seni anlatıyorum. Caillou daha önce büyük annesinin arkadaşlarıyla tanışmamıştı. Arkadaşların nerede yaşıyor büyük anne? Huzur evinde yaşayan arkadaşlarımın ziyaretine gideceğiz. Huzur evi de nedir büyük anne?
tek başına yaşayamayan yaşlı insanların gittiği ve bakıldığı bir yerdir hayatım. Ama sen de yaşlısın büyük anne. Sen neden onlarla yaşamıyorsun? Hala kendime ve büyük babana bakabilecek kadar gencim ama... Oraya giderken yanımda bir şeyler götürmek ve orada yardımcı olmak istiyorum. Çok eğlencelidir, göreceksin. Rover, bekle! Rover burayı çok sever. Tüm arkadaşlarım da onu sever. Sıkı tut Kayu. Etrafta koşuşturmasını istemeyiz. Tamam büyük anne. Hadi gel Rover. Arkadaşım Bay Jenkins için bir sandviç ve hatta birkaç kurabiye bile pişirdim. Kurabiye mi dedin? Bay Jenks kurabiyelerimi seven tek kişi değil, değil mi Kayu? Tatlım, birbirinize dolanmışsınız gibi görünüyor. Şimdi uslu bir köpek ol Rover. Merhaba, sen de kimsin böyle? Kayu'yum. Onlar kim peki? Büyük annem ve Rover. Merhaba Bay Jenkins. Ben Rover'a dikkat ederken torunuma size atıştıracak bir şeyler getirmesini söyledim. Köpeğe alerjiniz olduğunu biliyorum. Oo, saçmalık. Hadi içeri gelin ve o küçük yumağı da getirin. O senin köpeğin mi Kayu? Hayır, benim kedim var. Bana köpeğe benziyormuş gibi geldi ama... Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Kayu. Büyük annen sürekli senden bahsediyor. Böyle harika bir büyük anneye sahip olduğun için çok şanslısın. Eminim kurabiyelerini en az benim kadar seviyorsundur. Gel al bakalım. Ben yemeyeceğim. Hapşı! Çok yaşa. Hadi gel Kayu. Robert'ı Bay Jenkins'in yanından uzaklaştırmalıyız. Hoşça kal Kayu. Hapşı! İçeri gel. Merhaba Bayan Murphy. Nasılsınız? Aa, çok iyiyim. Oh, Rover'ı da yanınızda getirmişsiniz. Buraya gel yavrucak. Aa, bu da senin torunun Kayu olmalı. Sonunda seninle tanışmak çok güzel. Ben de şimdi oyun oynuyordum. Oynamayı biliyor musun Kayu? Benim torunumla oynadığım bir oyunu sana da öğretmemi ister misin? Gel bakalım, otur. Sana göstereyim şimdi. Kayu, ben Bayan Peterson'ın yanındayken burada Bayan Murphy ile kalmak ister misin hayatım? Kayu, Bayan Murphy'nin yanında birazcık utanıyordu. Ama oynadıkları oyunu gerçekten de çok merak ediyordu. Torunum geldiği zamanlarda kullandığım özel bir kağıt destem var. Bak, üstünde hayvanlar var. Ve bu oyuna hafıza oyunu deniyor. Tüm kağıtlar kapalı olacak şekilde masaya konur. Sonra da iki aynı kart bulmaya çalışılır. Hadi ben başlayayım bakalım. Şimdi sende sıra Kayu. İşte buldun. Çok iyisin Kayu. Yine sende sıra. Kayu çok eğleniyordu. Bayan Murphy ile kağıt oynamak çok hoşuna gitmişti. Hem de iyi oynuyordu. Ah, kazandın. Kazandın büyük anne. Tebrik ederim Kayu. Şimdi alıştırma dersimi vereceğim. Siz de gelmek ister misiniz Bayan Murphy? Ha, belki başka bir zaman. Ben biraz kitap okuyacağım. Bir dahaki sefere yine oynarız, tamam mı Kayu? İyi mi kazandığında hep ona bunlardan birer tane verirdim. Bizimle alıştırma yapmak ister misin Kayu? Eğlencelidir. Bir oyun gibidir. Bunu sonra bitirirsin. Herkes hazır mı? Derin bir nefes alalım ve biraz rahatlayalım. Uzanabildiğiniz kadar uzanın yukarıya. Şimdi herkes sallandırsın. İşte böyle. Hadi sallan sallan, ıslak bir köpek gibi. Rover'ı bulamıyordu. Rover kaçtığı için üzülmüştü.
Ve Rover şimdi kaybolmuştu. Rover! Caillou, sorun nedir? Kayıp mı oldun? Hayır, Rover kayboldu. Merak etme, uzağa gitmiş olamaz. Aa, işte buradasın Caillou. Rover'ı buldun mu? Her yere baktım büyük anne. Aa, tatlım, sen üzülme. Rover buraları gerçekten iyi bilir. Genelde olmaması gereken yerlerde ortaya çıkar. Rover! Hapşu! Hapşu! Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Ben Jenkins'in yanında. Hapşu! İçeri gelin. Rover! Olmaması gerektiği yerdedir diye söylemiştim. Çok üzgünüm Bayan Jenkins. Bir şey olmadı canım. Kapımı tırmalıyordu sadece. Rover kurabiye istiyor büyük anne. Sana ne dedim Caillou? Büyük annenin kurabiyelerine herkes bayılır. Caillou karate yapmayı deniyor. Biraz sonra gidebiliriz Caillou. Şimdi Rover'ı yüzme dersine götüreceğim. Ben de yüzmeye gitmek istiyorum anne. Ama bugün Leo gelmeyecek miydi? Caillou Leo'nun oynamak için geleceğini tamamen unutmuştu. Evet, Leo geliyor. Leo geliyor. Bugün evet. Çok güzel bir gün olacağı benziyordu. Ben bakarım baba. Caillou çok heyecanlıydı. Belki Leo yola çıkacağını söylemek için arıyordur diye düşünüyordu. Alo Leo? Aa, baba, seni arıyorlar. Teşekkür ederim Caillou. Alo? Aa, merhaba. Hiç sorun değil, memnuniyetle yardım ederim. Sarah hazır olunca gelsin. Hoşça kalın. Sarah bize mi geliyor baba? Aslında evet ama oynamaya değil. Sarah'ın annesi grip olmuş. O yüzden Sarah'ı karate dersine götürebilir miyim diye sordu bana. Karate mi dedin? Aha. Karate. Karate Caillou'ya çok garip geliyordu. Leo. Caillou ve Leo sabahı birlikte geçirdikleri için çok mutlulardı. Oyun oynamaya başlamak için can atıyorlardı. Caillou. Sen Caillou değilsin. Buradayım anne. Biz mağarada olan ayılarız. Sarah, neden hala pijamaların üstünde? Bunlar pijamalarım değil. Bunlar giy denir. Karate dersim için giyiyorum. Affedersin, benim hatam. Bir dakika içinde hazır olurum. Neden Caillou'ya karate giyini göstermiyorsun? Hoş geldin Sarah. Caillou odasında. Ama dikkatli ol, yukarıda kocaman ayılar ve karanlık mağaralar var. Caillou, orada mısın? Sarah! Merhaba. Uzun kalamayacağım. Çünkü babam beni karate dersime götürecek. Sana karate kıyafetimi göstermek istedim. Bunu karate için mi giyiyorsun? Aha, bak. Aha, karate hareketlerini yaparken dar bir şey giymemem gerekiyor. Ama babam bunları pijamalarım sandı. Caillou ve Leo, Sarah'ın karate gösterisinden çok etkilenmişlerdi. Sarah, gitme zamanı. Artık gitmeliyim. Ama isterseniz dersten sonra tekrar gelirim ve size hareket gösteririm. Hoşça kalın. Ha! 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 Karate dersinde herkes çok eğleniyordu. Aynı babası gibi. Yapacaklarımın bir listesini hazırlıyorum. Ne yapacaksın? Rosie ile markete gideceğim. Gelmek ister misin? Hayır, ben babamda kalmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de kahve istiyorum.
kahve sana biraz ağır gelir Kayı. Al bakalım, bu senin kendi fincanın olsun. İçinde kahve varmış gibi yap. Teşekkür ederim anne. Kayu babasının yaptığı şeylerin aynını yapmayı çok seviyordu. Ah, saat kaç olmuş? Başlasam iyi olacak. Baba! Bekle bakalım, bir listeye bakayım. Şunu bunu tamir etmek. Ah, yemek yapmayı da ekleyelim. Tamam, evet, oldu. Listeyi şimdi babana verebilir misin Kayu? Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Birazdan döneriz. Tamam. Hayır Gilbert. Gilbert onu bana ver. Hadi al Gilbert hadi. Orada her şey yolunda mı Kayı? Kayu babasının yüzünün çok komik göründüğünü düşünüyordu. Onu benim yüzüme de sür baba hadi. Tamam merdiveni getir. Tamam şimdi ne olacak baba? Gıcıklanıyorum. Çok komik görünüyorum. Şimdi ne olacak peki baba? Bunu köpükleri silmek için kullanabilirsin. Hey, sen benim taklidimi mi yapıyorsun? Hayır Gilbert, yapma. Dur bakalım Bay Aceleci. Önce yüzünü temizlemen gerekiyor. Ama Gilbert... Merak etme, her ne aldıysa sonra geri alırsın. Ama annesi Kayu'ya listeyi babasına vermesini söylemişti. Bak. Tam ihtiyacımız olan şey. Bak. Sanırım senin parçan tam oturacak. Onu yerine yapıştıralım. Bunu ben yapabilir miyim? Yavaşça sık canım. Kayu babasına yardım ettiği için kendiyle gurur duyuyordu. Çok yaşa. Bu sandalye kirli. Silsek iyi olacak. Burnunu da sil baba. Sanırım tam buraya koyarsak güzel görünecek. Tamam buraya koyarsak güzel görünür. Çok iyi Kayı. Sandalyeyi ben tamir ettim Gilbert. Ben küçük bir gazete molası vereceğim tamam mı Kayı? Kayu babasının yaptığı şeylerin aynını yapmayı çok seviyordu. Senin gibi ben de mola veriyorum baba. Tamam. İşin başına dönmeye hazır mısın? Evet hazırım. O zaman beni takip et. Seni görüyorum. Nedir bu? Bu bir rondela. Buraya koyulur. Rondela buraya koyulur. Aferin Kayu. Beraber bu kutunun içini hemen toplayabiliriz. Kayu babasına yardım ettiği için kendiyle gurur duyuyor. Merhaba, biz geldik. Anne. Buradayız. Üzgünüm Rosie. Bu benim ve Kayu'nun halledebileceği bir iş. Ben babama yardım ediyorum. Herkese merhaba. Bize öğlen yemeğine ne yaptınız? Bida ve somun çorbası mı? Yemek mi? Gilbert!
listesi. Liste kayıptı ama. Bir saniye Kayu, Rosie bir şey yapmaya çalışıyor canım. Baba. Rosie bize yardım etmeye çalışıyor. Bak baba. Teşekkür ederim Kayu. Bakalım, bunu yaptık, bunu da yaptık. Olamaz. Sabahki listede yemek yap yoktu. Evet ama ben ekledim. Pekala, şimdi hep birlikte yemek hazırlayalım. Benim. Şu güzel domates dilimine bakar mısınız? Kayu babasının yaptığı şeyleri yapmayı gerçekten çok seviyordu. Annem için güzel bir domates. Ama annesine yardım etmeyi de seviyordu. Teşekkür ederim Kayu. Kayu'nun safarisi. Görüşürüz. Baba, kartlarımı gördün mü? Belki Rosie onlarla oynuyordur. Orada bir tane var. Aslan. Ver, kutunu düzelteyim. Kayu hayal kırıklığına uğramıştı. Kartlarıyla oynamak istiyordu. Tatlım, kartlarını mı arıyorsun? Balinayı nerede bulabileceğini biliyorum. Öyle mi anne? Hayatım, onu banyoda gördüm. Aramak çok heyecanlıydı. Balina kartı nerede olabilirdi? Evet, onu buldum. Teşekkür ederim Rosie. Benim. Hayır Rosie. O benim. Kayu kartların olduğu kutuyu Rosie'ye vermek istemiyordu. Onunla o oynuyordu. Kayu. Neler oluyor bakalım burada? Kartlarla oynama sırası bende anne. Hala bir sürü kart eksik gibi görünüyor. Onları bulabilirim. Belki Rosie de senin safarine katılabilir canım. Peki safari de nedir anne? Bir safariye çıktığın zaman hayvanları görmek için etrafına çok dikkatlice bakarsın hayatım. Kayu bu fikre bayılmıştı. Arayacağı eksik kartları gerçek hayvanlarmış gibi düşünecekti. Hadi gel Rosie, safariye çıkalım hadi. Bak, bu bir yılan. Kayu ve Rosie etraflarına dikkatlice bakıyorlardı. Hayvanlar nerede ortaya çıkacaklardı acaba? Buldukları hayvanların taklidini yaparak eğleniyorlardı. Bir timsah. Kayu timsahları çok severdi. Çünkü onlar büyük ve güçlüydü. Hadi bakalım, akşam yemeği hazır. Ama Kayu ve Rosie safarilerine devam etmek istiyorlardı. Hadi gel Kayu. Oynamaya sonra devam edersiniz. Ben Kayu değilim. Ben bir timsahım. Gerçekten mi? Bu çok kötü çünkü Kayu en sevdiği yemeklerden birini kaçıracak. Hamburger. Hamburger mi? Bak baba. Gerçekten benim. Kayu benim bak. Cowboy Kayu. Kayu. Baba.
Biliyorsun, arkadaşım Jonas'ın bir sürü atın bulunduğu bir çiftliği var. Onunla tanışmak ister misin? O bir kovboy mu baba? Evet, kesinlikle öyle. Gitmek istiyorum. Tamam, yarın hemen gideriz. Harika. Gerçek bir kovboyla tanışmak kulağa o kadar heyecanlı geliyordu ki yarını beklemek zor olacaktı. Ben gidip Jonas'ı bulayım. Kayu, şu havuçları al bakalım. Sonra onlara ihtiyacın olacak. Havuçlar Kayu'nun ilgisini çekmiyordu. Tek düşünebildiği bir kovboyla tanışmaktı. Kayu, bu sana bahsettiğim arkadaşım Jonas. Merhabalar ufaklık. Çiftlikte bir tura ne dersin peki? Evet, lütfen. Kayu daha önce hiç gerçek bir kovboy görmemişti. Çok etkilenmişti. Teşekkür ederim küçük bayan. Sanırım Rosie çiçeklere bakmayı tercih eder. Siz kovboyları yalnız bırakalım. Daha önce bir kement gördün mü Kayu? Söyle bakalım. Kayu, kovboyun yapabildiği şeylere hayran kalmıştı. İşte yakaladım. İyi ki ağacın gövdesini o bir yerlere kaçmadan yakaladık. Şuraya bak Kayu. Bu bir midilli. Atlar daha büyüktür. Sana ahırdan bir tane hemen getireceğim. Kayu bir atın nasıl daha da büyük olabileceğini düşünemiyordu. Dikkat edin, saman yağıyor. Baba! Atın sesi Kayu'yu korkutmuştu. Belki de yemeğiyle oynamamızı istemiyordur. Gerçekten mi? Hayır Kayu, şaka yapıyordum. At buraya doğru geliyor babacığım. Kayu atın bu kadar büyük olduğuna inanamıyordu. Birazcık korkmuştu. Kayu, bu Lucky. Gel bakalım. Onunla beraber tanışalım. Merhaba Lucky. Sanırım seni sevdi Kayu. Bu nedir böyle? Havuç. Ve Lucky havuç yemeği çok seviyor. Ona biraz vermek ister misin? Evet. Lucky gibi ben de havuç çok severim. Bir kovboyun bir numaralı görevi atına iyi bakmaktır. Ahu, dikenliymiş. Bu at saçı için özel olarak yapıldığından dolayı. Aa. Çok güzel. Şimdi ayakkabılarına bakalım. Ayakkabı mı? Kayu atların da ayakkabı giydiklerini biraz komik bulmuştu. Bazen onları giymeleri gerekiyor. Orada fazladan bir çift ayakkabı bulunduruyorum. İstersen gidip bakabilirsin. Kayu kendi ayakkabılarını daha çok sevdiğine karar verdi. Duydun mu? Kayu at binermiş gibi yapıyordu. Daha hızlı atçık. Daha hızlı. Aklıma çok güzel bir fikir geldi ortak. Hemen döneceğim. Hem de bir sürprizle. Neden anneni ve Rosie'yi de aramıyoruz? Onlar da sürprizi görsünler. Acaba Rosie nerede? Çok merak ediyorum. Tam
bir saniye önce buradaydı. Ah, şuna bakın. Ata binmek istersin diye düşünmüştüm Kayu. Sıkı tutun Kayu. Hadi gel bakalım Rozi. Hayır, açık. Sakın korkma Rozi. Lucky çok iyi bir at. Al bakalım Lucky. Ve gidiyoruz. Kayu herkesi çekebildiği için Lucky'nin çok güçlü olduğunu düşünüyordu. Kullanmak ister misin Kayu? Ha? Evet, isterim. Kayu birazcık korkmuştu ama arabayı kullanmayı denemeyi çok istiyordu. Şimdi gerçek bir kovboya benziyorsun. Umarım güzel vakit geçirmişsindir. Sana bir hediye getirdim. Ay canına teşekkür ederim. Hoşça kal ortak. Görüşürüz ortak. Hoşça kal Lucky. Ha, devam et açık hadi. Evet, şimdi biraz havuç yiyebilirsin.